Herkese esenlikler sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sicim kuramının bundan önceki konusunda madde parçacıklarını ve kuvvet parçacıklarını titrenimler sonucu nasıl oluşturduğundan bahsetmiştik. Denklemlerini vermemiştik ama hiç değilse işin titrenim, gene spin ve kütle kazanımı konusunda bir fikrimiz olmuştu. Bugün artık farklı boyutlara gireceğiz. Hem Kazoa-Klein kuramını hem de emsicim teorisinin 11 boyutlu evren kuramının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Daha yüksek boyutlardaki birleşme. 1919'da Einstein kolayca sabit fikirli birisinin sayıklamaları olarak bir kenara atılabilecek bir makale okudu. Adı az bilinen Alman matematikçi Theodor Kaluza tarafından yazılmış olan bu makalede birkaç sayfada o zaman bilinen kuvvetler olan kütle çekimi ve elektromanyetik kuvvetin birleştirilmesi için bir yaklaşım anlatılıyordu. Bu amaca ulaşmak için Kaluza, o zamana kadar tartışılmaz bir şekilde doğru kabul edilen ve temel alınan şeylerden öylesine kökten bir ayrılış önermişti ki, bu fikir tartışılmaya bile değmez gibi görünüyordu. Evrenin 3 uzay boyutu olmadığını iddia ediyordu. Kaluza, Einstein'dan ve diğer fizikçilerden evrenin 4 uzay boyutu olduğunu, zaman da katılırsa toplam 5 uzay zaman boyutu olduğunu kabul etmelerini istiyordu. Her şeyden önce bu ne anlama geliyordu? 3 uzay boyutu olduğunu söylediğimiz zaman, üzerinde hareket edebileceğimiz birbirinden bağımsız 3 yön veya eksen olduğunu kastederiz. Bunları sola sağa, ileri geri ve aşağı yukarı olarak tanımlayabiliriz. 3 uzay boyutuna sahip olan bir evrende yaptığınız herhangi bir hareket, bu 3 yöndeki hareketlerin bir bileşimidir. Şimdi burada boyut kavramını bir tanımlamamız gerekiyor. Boyutsuzluk dediğimiz noktadır. Bir boyut dediğimiz kavram sadece uzunluğu içerir. İşin içerisine ikinci boyut girdiği zaman santimetre kare, metre kare, milimetre kare gibi alan hesaplamaları yaparız. Daha çok arsalardan biliyorsunuz. Üçüncü boyutta bir de işin içerisine derinlik girer arkadaşlar. Yani küre, küp, dikdörtgenler prizması, silindir, koni gibi cisimler üç boyutlu cisimlerdir. Çünkü bunların en boyunun yanında bir de derinlik vardır ki biz buna yine hacim olarak adlandırırız. Uzayda kapladığı yer yani. Metreküp, santimetreküp gibi çeşitli birimleri vardır. Oradaki küp yani 3 sayısı boyutunu belirtir aslında. Mesela 10 santim, 20 santim derken aslında orada bir boyutlu olduğunu belirtiyorsunuz. Santimin üzerinde gizli bir 1 var. Uzunluğunu yani. Alan derken 2 boyutunu, hacim derken ise 3 boyutunu belirtiyorsunuz. İşte Kazuha burada ilginç bir şey öneriyor. Diyor ki, hayır diyor, 3 boyut yok diyor, bir de 4. boyut var. Ne demek bu? İlerleyen şeylerde, sayfalarda görelim. Buna eşdeğer şekilde 3 uzay boyutuna sahip olan bir evrende bir konumu belirlemek için tam olarak 3 bilgiye ihtiyacımız vardır. Örneğin bir şehirde akşam yemeğine çağıracağınız konukların adresini bulabilmeleri için binanın bulunduğu caddenin, sokağın adını ve dairenin binanın hangi katında olduğunu bilmeleri gerekir. Eğer konukların yemekler soğumadan gelmiş olmalarını istiyorsanız bir bilgi daha vermelisiniz. Zaman. İşte uzay zamanın 4 boyutlu olduğunu söylerken kastettiğimiz budur. Kaluza sola sağa ileri geri ve aşağı yukarıya ek olarak aslında bir nedenden ötürü şimdiye kadar kimsenin görmediği daha fazla sayıda uzaysal boyut olduğunu ileri sürüyordu. Eğer doğruysa bunun anlamı üzerinde hareket edilebilecek bağımsız bir yönün daha olduğu ve böylece uzayda bir noktanın konumunu belirlemek için 4 bilgiye, zamanı da belirlemek istiyorsak 5 bilgiye ihtiyacımız olduğuydu. Tamam, Einstein'ın 1919 Nisan'ında okuduğu makalenin iddia ettiği şey buydu. Soru şu, neden Einstein bu makaleyi fırlatıp atmadı? Bir başka uzay boyutu görmüyoruz. Cadde, sokak ve kat bilgileri yetersiz olduğu için kendimizi sokaklarda başıboş gezerken yani bulmuyoruz. Dördüncü bir bilgiye ihtiyacımız zaman dışında yok. Boyut anlamında. O zaman bu acayip fikir hakkında uzun uzadıya düşünmek gerekiyor. Neden?
Nedeni şu. Kaluza-Einstein'ın genel görelilik kuramı denklemlerinin matematiksel olarak kolayca bir tane daha fazla uzay boyutu olan bir evrene genişletebileceğini anlamıştı. Kaluza bu genişletmeyi göz önüne aldı ve doğal olarak genel görelliğin daha yüksek boyutlu versiyonunun Einstein'ın özgün kütle çekimi denklemlerini kapsamakla kalmadığını, fazladan uzay boyutu nedeniyle fazladan denklemlere de sahip olduğunu buldu. Kaluza bu fazladan denklemleri incelediği zaman olağan dışı bir şey fark etti. Fazladan denklemler Maxwell'in 19. yüzyılda elektromanyetik alanı tanımlamak için kullandığı denklemlerden başkası değildi. Maxwell'in denklemlerinden kitabın başlarına bahsetmiştik. 4 tane temel denklemi var ve elektrik ve manyetizmayı birbirine bağlıyor arkadaşlar bu 4 denklem. Biz o yüzden elektrik ve manyetizmayı bir madalyonun iki yüzü gibi gene görürüz. Her bir elektrik alan manyetik alan, her bir manyetik alan da elektrik alan oluşturur. Faraday gibi kişi, tabii Michael Faraday'ın deneyleriyle beraber birçok malzemede bunun sayesinde üretilmiştir. Bunu da söyleyelim, elektromotorlar gibi. Maxwell'in bu denklemlerin tanımladığını görünce Kaluza inanılmaz derecede seviniyor tabii ki arkadaşlar. Çünkü bir yeni bir boyut eklediği zaman kütle çekim denklemlerini Maxwell'in denklemlerine çevirmek bir başarıdır. Ama matematiksel bir başarıdır. Tabii fiziksel anlamda bir kesinliği yoktur. Evrenin fazladan yeni bir uzay boyutu olduğunu varsayarak Kaluza-Einstein'ın bütün fizikteki en önemli problemlerinden biri gözüyle baktığı probleme bir çözüm getirmişti. Kaluza-Einstein'ın özgün genel görelilik denklemlerini Maxwell'in elektromanyetik denklemleriyle birleştiren bir yapı bulmuştu. İşte Einstein'ın Kaluza'nın makalesini fırlatıp atmamasının nedeni buydu. Sezgisel olarak Kaluza'nın makalesi konusunda şöyle düşünebilirsiniz. Genel görelilikle Einstein uzay ve zamanı uyandırdı. Bunlar gerilip uzarken Einstein kütle çekimin geometrik olarak somutlaşmış örneğini bulduğunu anladı. Kaluza'nın makalesi ise uzay ve zamanın geometrik uzanımının daha büyük olduğunu ileri sürdü. Einstein kütle çekim alanlarının olağan 3 uzay ve 1 zaman boyutundaki eğrilmeler ve dalgacıklar olarak gösterilebileceğini anlamıştı. Kaluza ise fazladan bir uzay zaman uzay boyutu olan bir evrende fazladan eğrilmeler ve dalgacıklar olacağını buldu. Yaptığı çözümleme bu eğrilmeler ve dalgacıkların elektromanyetik alanı tanımlamakta kullanılabileceğini gösterdi. Kaluza'nın ellerinde Einstein'ın evrene kendi geometrik yaklaşımının kütle çekimi ve elektromanyetizmayı birleştirecek kadar güçlü olduğunu kanıtlamış oldu. Bu da Kaluza'nın denklemlerinin günümüze kadar bu kadar tutulmasının nedenlerinden biri. Elbette hala bir sorun vardı. Her ne kadar matematik işliyorsa da bildiğimiz üçünün ötesinde bir uzay boyutu konusunda hiçbir ipucu yoktu. Hala da yok. Öyleyse Kaluza'nın keşfi yalnızca bir merak sonucu muydu, yoksa bir şekilde gerçekten evrenimizle bağlantılı mıydı? Kaluza'nın kurama güveni tamdı. Örneğin yüzmeyi anlatan bir broşür okuduktan sonra doğrudan denize atlayarak yüzme öğrenmişti. Ama kuram ne kadar çekici olursa olsun görünmez bir uzay boyutu fikri hala kulağa aykırı geliyordu. Daha sonra 1926'da İsveçli fizikçi Oscar Klein, Kaluza'nın fikrine fazladan bir boyutun nereden gizleniyor olabileceğini öneren yeni bir yön verdi. Şimdi Kaluza bu şekilde söylemişti matematiksel olarak. Klein ise bunu fiziksel gerçekliğe nasıl uygulanabileceğini ve neden bu boyutları göremediğimiz hakkında bir fikir öne sürüyor. Ve bu yüzden bu kurama biz Kaluza-Klein kuramı adını veriyoruz. Yani ilk ortaya atan Kaluza fikri. Ama Klein bunu fiziksel boyuta taşıdığı için ikisinin kuramını biz birleşik bir kuram gibi düşünebiliriz. Gelelim gizli boyutlara. Buradan emsicim kuramına doğru gidiş yapacağız. Klein'in fikrini anlamak için Philip Pettit'in Everest tepesi ile Lhotse arasında gerilmiş olan lastik kaplı gergin bir halat üzerine yürüdüğünü
Düşünün. Hemen gösterelim. Evet. Everest tepesiyle gördüğünüz gibi Lavalart arasında yürüdüğünü düşünün. Biliyorsunuz ikisi de Himalaya alt kıvrımkuşağında yer alan dağlar ve dünyanın en yüksek tepesi kabul ediliyor. Hala da büyümeye levha hareketleri sonucunda devam ediyor tabii ki. Uzaktan gergin halat tek boyutlu görünür değil mi arkadaşlar? Bakın tek boyutluymuş gibi görünüyor. Sanki uzunluğu var sadece ama yaklaştığınız zaman ne görürsünüz? Acaba üzerinde dolanan bir solucan için tek boyutlu mudur? Bir de tabii ki uzunluğun yanında gördüğünüz gibi işin en boyutu da var. Yani iki boyutludur. Aynı bunun gibi uzay zamanda da acaba kıvrılmış boyutlar var mı? İşte biz buna bakacağız bugün. Bunun hakkında düşüneceğiz. Burada tek boyutlu gibi görünen ama yaklaştığımız zaman ikinci boyutu da görebileceğimiz bir alan görüyoruz. Alanın oluştuğunu görüyoruz. Kilometrelerce uzaktan bakıldığında gergin halat şekil 12.5'te görüldüğü gibi tek boyutlu bir nesne yani bir çizgi gibi. Yani yalnızca boyu yönünde uzayan bir nesne gibi görünür. Eğer bize Filif'in önünde halatın üzerinde minik bir solucanın sürünerek ilerlemekte olduğunu söylenirse onu çılgınca destekleriz. Çünkü felaketten kaçınmak için sürekli olarak Filip'in ilerisinde kalmak zorundadır. Elbette bir an düşününce doğrudan algılayabileceğimiz sol sağ boyutunun ötesinde gergin halatın bir yüzeyi olduğunu yani eninin de yer aldığını anlarız. Her ne kadar uzaktan çıplak gözle görmek zor olsa da gergin halatın yüzeyinin ikinci bir boyutu vardır. Etrafına sarılmış olan saat yönünde saat yönünün tersine boyut. Küçük bir teleskopla bu çembersel boyut görünür hale gelir ve solucanın yalnızca uzunluk yani sol sağ yönünde değil, kısa kıvrılmış saat yönünde saat yönünün tersine olan boyutta da hareket edebileceğini görürüz. Yani gergin halatın yüzeyindeki her noktada solucanın üzerinde hareket edebileceği birbirinden bağımsız aslında iki yön vardır. Geri halatın yüzeyinin iki boyutlu olduğunu söylerken kastettiğimiz de aslında budur. İki yön, iki boyut demek. Öyleyse güvende kalmak için ya başlangıçta düşündüğümüz gibi Filif'in önünde sürünerek ilerleyebilir ya da minik çembersel boyut yönünde ilerleyerek halatın alt yüzeyine geçerek Filip'in yukarı geçmesini sağlayabilir. Gerili halat, boyutların herhangi bir şeyin üzerinde hareket edebileceği bağımsız yönler, niteliksel olarak iki farklı türde olabileceğini göstermektedir. Bu boyutlar, halat yüzeyinin sol sağ yönündeki boyutu gibi büyük ve görülmesi kolay olabileceği gibi halat yüzeyinin etrafında dolanan saat yönünün ya da saat yönünün tersinin boyutu gibi minik ve görülmesi zor da olabilir. Klein işte burada arkadaşlar devreye giriyor. Diyor ki aynı bir halattaki gibi nasıl biz halatın enini çok uzaktan göremiyorsak uzayda da bir boyut vardır ki çok yakınlaştırmadığımız sürece göremiyoruz diyor. Bu en örnekte gergin halatın yüzeyini çevreleyerek kıvrılan çembersel boyutu görmek çok zor değildir. Bütün sahip olmamız gereken mantıklı bir büyütme aracıdır. Ama tahmin edebileceğiniz gibi kıvrılmış boyut ne kadar küçükse onu saptamak da o kadar güçleşir. Birkaç kilometre uzaktan gergin bir halatın yüzeyinde kıvrılmış olan bir boyutu ortaya çıkarmak bir şeydir. Bir diş temizleme ipinin ya da incecik bir sinir telinin kıvrılmış çembersel boyutunu ortaya çıkarmaksa başka bir şeydir. Zordur yani. Bir halatın kalınlığı daha fazla sonuçta. Ama bir sinir telinin kalınlığını nasıl ortaya çıkaracaksın? Ancak mikroskopla ortaya çıkarabilirsin. Uzay için ne geçerli peki? Uzaydaki bu küçüklüğün sınırı nedir? Arkadaşlar uzaydaki bu küçüklüğün sınırı da tabii ki Planck uzunluğu dediğimiz uzunluktur. Zaten onu açıklayacak şimdi. Klein'in katkısı evrenin içinde bulunan bir nesne için doğru olan bir şeyin evrenin kendisi dokusu içinde doğru olabileceğini ileri sürmekte. Yani nasıl gergin bir halatın büyük ve küçük boyutları varsa evrenin dokusunun da
büyük ve küçük boyutları olabilirdi. Belki de bildiğimiz 3 boyut, yani sol sağ, ileri geri, aşağı yukarı, gergin halatın yatay uzunlamasına boyutu gibi büyük, görmesi kolay boyutlar olabilir. Ama nasıl gergin halatın yüzeyinde fazladan uzaktan göremediğimiz, yakınlaşarak gördüğümüz küçük, kıvrılmış, çembersel bir boyut daha varsa uzayın dokusunun da küçük, kıvrılmış, çembersel bir boyutu olabilir. Bu boyut hiç kimsenin onun varlığını ortaya çıkaracak kadar güçlü bir araca sahip olmadığı kadar küçük olabilir. Crane bu boyutun minik ölçüsü nedeniyle gizli kalmış olabileceğini ileri sürdü. Küçük ne kadar küçüktür? Kuantum mekaniğinin bazı özelliklerini Kaluza'nın özgün makalesine uygulayan Klein'in matematiksel çözümlemesi, fazladan çembersel uzay boyutunun yarı çapının Planck uzunluğu kadar olabileceğini ortaya koydu. Bu elbette deneysel erişimin çok uzağındadır. Modern araçlar bir atom çekirdeğinin binde birinden daha küçük şeyleri çözümleyemiyor ki, bu da Planck uzunluğunun milyon kere milyar kat uzağında kalmak demektir. Ama hayali Planck boyutlarında bir solucan için bu minik kıvrılmış çembersel boyut, tıpkı sıradan bir solucanın şekil 12.5'teki gergin halatın çembersel boyutunda hareket etmesi gibi üzerinde ilerleyebileceği yeni bir yön sağlayacaktır. Acaba arkadaşlar gerçekten evrende bu şekilde kıvrılmış çok küçük boyutlar var mı? Kazok-Kley'nin kuramı tam olarak budur. Elbette nasıl sıradan bir solucan bu çembersel boyuta saat yönünde hareket ederken çok geçmeden kendini yeniden başladığı noktada bulursa, çembersel boyutta sürenen Planck boyutunda bir solucan da sürekli olarak başladığı noktaya dönecektir. Ama kat ettiği uzaklığı bir yana bırakırsak, yani çok küçük, kıvrılmış olan boyut minik solucana tıpkı bildiğimiz 3 boyut gibi üzerinde serbestçe hareket edebileceği yeni bir dördüncü boyut, yani yön sağlar. Bunun neye benzediği konusunda sezgisel bir his edinmek için gergin halatın kıvrılmış boyutu olduğunu söylediğimiz şeyin saat yönünde ve saat yönünün tersine, halatın uzun boyutunun her noktasına var olduğuna dikkat edin. Solucan gergin halatın uzun boyutunun her noktasında bu çembersel boyut doğrultusunda hareket edebilir. Bu nedenle gergin halatın yüzeyinin şekil 12.6'daki gibi her noktasında minik çembersel bir yön barındıran bir uzun boyut olduğu söylenebilir. Bu akılda tutulması yararlı olan bir görüntüdür. Çünkü Klein'in Kaluza'dan fazladan uzay boyutunun nasıl gizlendiği önerisine de rahatlıkla uygulanabilir. Evet, Klein'in önerisi bu arkadaşlar. Dördüncü bir boyut olduğunu öne sürüyor. En boy derinlik dışında, tabi bir de zamanın dışında, zamanı uzay boyutu almadığımız için o zaman boyutu. Bakıyoruz, burada dördüncü bir boyut oluşturmuş gibi düşünüyor. Bu da gayet mümkündür tabii ki. Bunda bir sıkıntı yok. Matematiksel olarak bir sıkıntı yok. Ama fiziksel bir kanıt yok tabii ki. Bunu görmek için şimdi uzay zaman boyutunu büyütelim. Bütün uzaya uygularsak bunun ne olacak? Bunu görmek için yine şekil 12.7'deki gibi uzayın dokusunun gittikçe daha küçük uzaklık ölçeklerinde gösterildiği bir diziyi inceleyelim. İlk birkaç büyütme düzeyinde ortaya yeni bir şey çıkmaz. Uzayın dokusu hala 3 boyutlu görünür. Her zaman olduğu gibi tabii ki. Bunun sayfa düzeyindeki 2 boyutlu bir ızgara şeklinde gösteriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ilk 2 büyütmede hala 3 boyutlu ama 3. büyütmede gizli bir boyutun olduğunu, yani uzaya 4. bir boyutun eklendiğini, zamanla beraber toplam 5 boyut olduğunu Kazuha Klein önermiştir. Şekil 12.7. Kaluza Klein önerisi çok küçük ölçeklerde uzayın bildiğimiz her noktaya tutturulmuş olan fazladan çembersel bir boyuta sahip olduğu şeklindedir. Gizli bir tanecik boyut. Ama şekilde en yüksek büyütme düzeyi olan Planck ölçeğine indiğimizde
Clay'in yeni kıvrılmış bir boyutun görünür hale gelebileceğini öne sürüyordu. Nasıl gergin halatın büyük uzun boyutu boyunca her noktada çembersel boyutu da varsa, bu önerideki çembersel boyutta günlük yaşamın bilindik 3 uzun boyutun her noktasına vardır. Şekil 12.7'de bunu uzun boyutların çeşitli noktalarında ek çembersel boyutlar çizerek gösteriyoruz. Her noktada çembersel boyutu gösterirsek şekil ortadan kaybolur. O yüzden sadece belirli yerlerde göstermişler. Halbuki uzayın her yerinde düşüneceksiniz arkadaşlar. Bunun her yerinde bu çembersel boyutu düşünmeniz gerekiyor. Şekil 12.6'daki gergin halatla olan benzerliği hemen fark edeceksiniz. Bu yüzden Clay'nin önerisinde uzay her noktasına fazladan çembersel bir boyut tutunmuş olan 3 bilindik boyuta sahip olarak düşünülmelidir. Şekilde bu 3 boyuttan ikisi gösterilmiştir diyor. Tabii ki 3 boyutu gösteremediler, onu çizmek zor. Çizimden kaynaklanan sınırlılıklar nedeniyle size öyle gibi geliyor olsa da bu fazladan boyut bilindik uzaysal 3 boyutun içinde bir tümsek veya halka değildir. Fazladan boyut bildiğimiz 3 boyutun tümüyle dışında olan yeni bir boyuttur. Bildiğimiz 3 boyutlu uzayın her noktasına var olan bu boyut öylesine küçüktür ki en güçlü araçlarla bile varlığı saptanamaz. Evet. Bu eklemlemeyi anladınız herhalde. Geçiyorum. Kaluza'nın özgün fikrine yaptığı bu katkıyla Klein, nasıl uzayda hepimizin bildiği 3 boyutun dışında gizli kalmış bir boyut bulunabileceği sorusuna bir cevap bulmuş oldu ki, bu yapı o zamandan günümüze kadar Kaluza-Klein kuramı olarak biliniyor. Genel görelilikle elektromanyetizmayı birleştirmek için Kaluza'nın ihtiyacı olan tek şey fazladan bir uzay boyutu olduğu için Kaluza-Klein kuramı Einstein'ın tam aradığı şey gibi görünüyordu. Gerçekten Einstein ve başkaları bu gizli uzay boyutu üzerinde birleştirme konusunda çok heyecanlandılar. Ve bu yaklaşımın her ayrıntıda işleyip işlemeyeceğini sınamak üzere kollar sınandı. Ama çok geçmeden Kaluza-Klein kuramı da kendi güçlükleriyle karşılaştı. Bunlardan en çok göze çarpan elektronun bu fazladan boyutlu resme yerleştirilmesinin mümkün olmamasıydı. Einstein en azından 1940'ların başına kadar Kaluza-Klein yapısıyla oynamayı sürdürdü. Ama başlangıçtaki vaatler somutlaşmadığı için kurama gösterilen ilgi zamanla azalarak yok oldu. Ama 25-30 yıl sonra Kaluza-Klein kuramı görülmeye değer bir geri dönüş yapacaktı. Evet arkadaşlar, 11 boyutlu sicim kuramı ve gizli boyutlar kısmına bundan sonraki bölümde geçeceğiz. Ve Calabi-Yau uzay zaman modellemelerini, yani 6 boyutlu gizli boyutları orada işleyeceğiz. Calabi-Yau konusunda çalışmalar hala devam ediyor. On binlerce Calabi-Yau şekli bulunduğu, yani 6 boyutlu gizli boyutların yani bulunduğu şekillerin olduğunu bilin. Bir ara 1-2 taneydi yani bir 15 yıl önce 1-2 taneydi, 15-20 yıl önce. Ama şimdi on binlerce Calabi-Yau uzay gizli boyutu tanımlayabiliyoruz. Bu gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Ama Calabi-Yau'nun matematiksel olarak mümkün olabileceği anlamına geliyor. Sicim kuramının öngörüleriyle de bakıldığı zaman 11 boyut gerekiyor. Bunu söylemiştik zaten. 10 boyut artı bir de süper zar teorimi. 10 boyut kesin de 11 boyut olma ihtimali de çok yüksek. Son yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Böylece bir dahaki konumuzda da sicim kuramını gizli boyutlar çerçevesinde inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın.